İyi günler efendim. Türkiye'de üretenlerin ve çıkış yolunu bulanların programına hoş geldiniz. Türkiye'nin bugün başkentinde Başkent Üniversitesi'nin hocalarından Profesör Doktor Tamer Müftüoğlu'nu ağırlıyoruz. Türk Ekonomi Bankası KOBİ danışmanısınız. Aynı zamanda KOBİ danışmanlarının da hocalığını yapıyorsunuz. Hoş geldiniz Bloomberg stüdyolarına efendim. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam nasıl, üniversitede hocalık mı yoksa Anadolu'da? Ben sizi Türk Ekonomi Bankası'nın KOBİ akademilerinde görüyorum. KOBİ'lere de hocalık yapıyorsunuz. Evet. Hangisi daha böyle bir ağır basıyor, ne dersiniz? Valla bu soru güzel oldu. Bizim öğrencilerimiz daha çok büyük işletmelerde yönetici olmak, profesyonel yönetici olarak çalışmak ve kariyer yapmak istiyorlar. Amaçları daha ziyade bu. Büyük işletmelerde veya devlette. Onun için mevcut durumda öğrencilerimizi girişimciliğe yönetmek biraz zor. Çünkü Türkiye'nin şimdiye kadarki gelişim trendinde girişimcilik üniversitede okuyan öğrencilere değil de tam tersine üniversiteye giremeyenlere daha cazip olmuş. Ve geçmiş girişimcilerimize bakarsak sıfırdan başlayan, genellikle epey önemli bir çoğunluğu üniversite mezunu olmayan, yüksek öğrenim görmemiş olan kişiler. Hatta daha geriye gidecek olursak zaten Türklerde girişimcilik olayı fazla cazip değil. Girişimcilik daha ziyade diğer Osmanlı İmparatorluğu'ndan bize kalan diğer milletlere, azınlıklara ilginç gelmiş. Daha sonra da dikkat edersek mesela 50'li yıllardan itibaren Balkan göçmenlerinden çok sayıda girişimci var. Evet. 70'li 80'li yıllardan sonra Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerden epeyce girişimci çıkmış. Yani kısaca bizde eğitim sistemi gençlerimizi daha ziyade devlette ve büyük işletmelerde profesyonel yöneticiliğe doğru itiyor. Daha itiyor ve o alan daha cazip. Peki hocam, böyle Anadolu'da KOBİ akademilerinde KOBİ'lere girişimcilik konusunda neler yapabileceklerini anlatırken ki o ışık mı, yoksa üniversitedeki öğrenciler gözlerindeki o ışık mı daha sizi heyecanlandırıyor mu diyeyim, ne diyeyim? Şimdi tabii üniversitedeki öğrencilerimizin gözlerindeki ışık da fevkalade güzel. Anadolu'daki küçük ve orta boy işletme sahiplerimizin gözlerindeki ışık da daha güzel. Çünkü her ikisi de geleceğe umutla ve iyimser bir şekilde bakıyorlar. Benim biraz önce vurgulamak istediğim konu şu oldu. Son zamanlarda üniversitelerimizde de girişimciliğe ilişkin olarak önemli bir ilgi var. Artık üniversitelerimizin çok önemli bir çoğunluğunda girişimcilik ders programlarına konmuş durumda. Evet. Tabii bunu daha alt eğitim seviyelerine kadar indirmemiz lazım. Orta eğitimi, hatta aile eğitiminde bile çok önemli. Yani anne babaların çocuklarını benim oğlum kızım girişimci olacak şeklinde yönlendirmeleri, ki bu da olacaktır muhakkak. Çünkü içinde bulunduğumuz bilgi toplumu girişimcilik olayını, girişimcilik mesleğini çok ön plana çıkarıyor. Bu sadece bizim ülkemizde değil, tüm ülkelerde söz konusu. Mesela 2000 yılında Avrupa Birliği'nin Lisbon Deklarasyonu'nda koydukları en önemli hedef, 10 yıl içinde Avrupa Birliği gençlerini girişimcilik ve yüksek teknoloji konularında ön plana çıkarmak ve dünyada en yüksek seviyelerde katma değer yaratan bölge olmaktı. Fakat Avrupa Birliği bunu tam gerçekleştiremedi. Fakat bizim insanlarımızda bunun gerçekleşme şansı daha fazla. Çünkü biz yükselen, trendi yükselen bir ülkeyiz. Yalnız burada tabii yalnız değiliz. Onu da göz ardı etmemek lazım. Bugün Uzak Doğu ülkeleri, Pasifik ülkeleri, efendim Güney Amerika ülkeleri, hatta Afrika ülkelerinde de yine bir canlanma, yukarıya doğru çıkmanın hem bir iyimserliği hem de bir cesareti ve kendine güveni oluşmaya başladı. Şimdi o heyecanı görüyorsunuz hem öğrencilerde hem de girişimcilerde. Demek ki bu anlamda bir bilgiye açlık da var. Evet. Yani insanlar nasıl girişimci olunur? Girişimci olduğum zaman ben neler yapmam lazım? Daha doğrusu zamanımı ve giderlerimi nasıl yönetmem lazım? Konu galiba bir bilgi eksikliği var. Bence sizin Anadolu'daki bu toplantılarda girişimcilere söylediğiniz sözler arasında ben şimdi birkaç tanesini bile hatırlıyorum. Yani bu anlamda verdiğiniz mesajlar da çok önemli hocam.
Tabii girişimcilik eskiden daha ziyade cesaret ön plandaydı. Tutku, çalışma, iş sevdası ön plandaydı. Buna ne eklediniz hocam? Günümüzde işte eklendi? Biraz önce sizin vurguladığınız bilgi ön plana çıktı. Evet. Çünkü artık bilgi bizatihi bir üretim faktörü olmaya başladı. Bilgi olmadan çalışırsanız, yani kumu kum olarak satarsanız 10 sent alıyorsunuz. Ama kuma bilgi katarak kumu cam yaparsanız 1 kilo kumu 10 sente değil de 1 dolara satıyorsunuz. Yani daha da çok bilgi katarsanız, daha da çok akıl katarsanız 1 dolara değil 1 kilo kumu Pentium iç tipi yaparak 10 bin dolara satıyorsunuz. Yani 1 kilo demiri maden, demir madeni olarak da satabilirsiniz. Yuvarlak demir olarak da satabilirsiniz. Buzdolabı olarak da satabilirsiniz. Araba olarak da satabilirsiniz. Ama arabayı efendim Mercedes olarak da satabilirsiniz. Veya uçakta 1 kilo demiri satabilirsiniz. O zaman 1 kilo demir 1 liradan 1000 liralara, 10 bin liralara doğru çıkacaktır. İşte bunun için sadece cesaret yetmiyor. Bunun için olayın içine, ürünün içine akıl terini, bilgiyi de sokmak olmaz şart olarak. Şunun altında bir çizelim hocam. Akıl teri dediğiniz bir çok önemli. Sadece alın teri olduğu zaman işte girişimci olmadan üretici olunabiliyor aslında. Ama evet, o zaman Türkiye'de siz hep konferanslarınızda söylersiniz. Evet. Şirketlerin ömrü 13-15 yılda noktalanıyor. Ama buna bir de akıl terini koyarsak hocam işte o zaman... Mesela biz burada kendimize tekrar bakacak olursak... Yani ben burada 3... ekonomik değer yaratıcı meslek ayırt ediyorum. Teknisyen, yönetici, girişimci. Teknisyen, teknisyen olarak kalırsa hep küçük kalır. Mesela bizim 100-150 yıllık işletmelerimize bakacak olursak hep küçük kalmışlardır. Bugün bizim en büyük işletmelerimiz 60-70 en fazla 80 yaşındadır. Artık 150 yılını, 200 yılını tamamlamaya doğru gelen işletmelerimiz küçük kalmışlardır. Neden? Teknisyenlikte kalmışlardır. Yani ben iyi ahçıyım, iyi yemek pişiririm, kimseye de güvenmem, o zaman tek bir dükkanda kalırsınız. Fakat girişimcilik olayı yeni piyasalara doğru açılmak. Araya yönetici koyarak yöneticilere belirli işleri delege etmek suretiyle yukarıya doğru tırmanmak ki bilgi toplumunda en önemli özelliklerden bir tanesi de eskiden 100-200 yıllarda ulaşılan çok büyük ölçekli işletmeler. Mesela Ford'lar, Siemens'ler bugün 20-30 yıllarda ulaşılıyor. Apple'lar, Microsoft'lar vesaire. Artık büyüme süreci de hızlanmaya başladı. Ve bugün biliyorsunuz artık bir Apple'ın ekonomik değeri Ford'u bile geride bıraktı. Siemens'in 2-3 katına doğru tırmanmaya başladı. Dolayısıyla olayın teknisyenlik yanında, yöneticilik yanında çağımızdaki özellikle bilgi toplumundaki en önemli üçüncü ayağı girişimcilik. Ben girişimcilik ve teknisyenliği mesleği bilgi toplumunun ekonomik arenasının dominant baskın oyuncuları olarak kabul ediyorum. Bu sanayi toplumunda emek ve sermayeydi. Sanayi toplumunda bize emek ve sermayeyle çok büyük zenginlikler yarattı. Fakat çok büyük trajediler de yarattı. Bir Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. İşte birincide 20 milyon, İkinci Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan öldü. Çünkü emekle sermaye hep birbiriyle çatıştı. Fakat bu yeni dünyamızda, bilgi toplumunda bu iki dominant oyuncu, teknisyen ve girişimci arasında böyle bir çatışma olayı da yok. Tam tersine ikisi birbirini tamamlayan bir elmanın iki yarısı gibi. Hatta bu iki özellik aynı insanda bile bütünleşebiliyor. Yani bir insan hem iyi teknisyen hem de çok iyi girişimci olabiliyor. Mesela aklıma benim hemen Sezai Türkeş, Fevzi Akkaya geliyor mesela. Tabii. Bir zamanların STFA'sı, en iyi mühendisler, dünya literatüründe bile mühendislikte artılar kazandırmış olan kişiler ama aynı zamanda çok iyi girişimciler. Evet. Fakat bu iki özellik bir araya gelmezse o zaman teknisyenle girişimciyi bir araya getirebilmek çok büyük bir önem kazanıyor. Peki bizdeki bugünkü tabloda girişimcilik nereye oturuyor hocam? Yani bugünün Türkiye'sinde 2012-2013 yılında. Girişimcilik konusunda çok dikkat etmemiz gereken bir nokta ortamın hazırlanması. Girişimcilik ortamı. Mesela rant olayı. Rant girişimciliğin adeta zehiri durumunda.
Yani insanların çünkü kolaylığa karşı doğasında bir eğilim söz konusu. Eğer bir şeyi en az külfetle elde edebiliyorlarsa ona doğru kayıyorlar. Fakat Rand'ın çok önemli bir özelliği şu, Rand ekonomik değerlere bir şey katmıyor. Başkalarından kendisine transfer ediyor. Hatta insanlar bunu gördükçe, rant yapmaya heveslendikçe iş yapanlar azalıyor. Pasta tam tersine büyümek yerine küçülmeye başlıyor. Evet. Ve sonunda da tabii pasta küçüldükçe bölüşüm kavgası daha da çok artıyor. Toplumda sosyal huzursuzluklar büyük ölçüde artıyor. Yani kısaca rant kapılarının kapanması lazım. Burada devletimizde de çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü rant kapısının en kolay yolu araya devleti koymaktır. Evet. Yani devlet sizden vergi alacak, onu mesela teşvik olarak başka taraflara dağıtılacak. Burada çok dikkatli olmak lazım. Eğer o verdiğimiz teşvikler hakikaten pastayı büyütecek doğrultuda değilse, tam tersine bir uyuşturucu etkisi yapmaya başlıyor. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Teşvik konusunda çok dikkatli olmamız ve özellikle de tabii teşvikin faydaları uzun sürede ortaya çıktığı için genellikle teşvik konusundaki başarı hep şu kadar para harcadın diye ölçülür. Mesela Ar-Ge'ye şu kadar para harcadık, işte şuraya şu kadar efendim teşvik verdim. Önemli olan verilen değil, o verilenden elde edilen hasılat. Çıktılardır, hasılattır. Çıktılar. Onun çok iyi takip edilmesi lazım ve bir de tabii hak edene o teşviki yönlendirebilmek, bu çok önemli bir konu. Ben değinecektim ama siz benden önce konuya parmak bastınız. Bu son teşvik yasası da aslında özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki şehirlerimizin cazibe merkezi haline gelmesi, evet, adına önemli bir teşvik paketi. Evet. Yani Cumhuriyet çok tarihi boyunca en azından benim bildiğim. Çok önemli, hakikaten ileriye ortamı hazırlama açısından çok önemli katkıları da var. Fakat biraz önce ifade ettiğim gibi hakikaten hesabı kitabı çok iyi yapmak ve teşviki adeta bir kredi gibi düşünmek lazım. Tabii. Yani o krediye ödediğiniz faizden daha çok ekonomik değer yaratabiliyorsanız borçlanmak her zaman güzeldir. Yani bizim verdiğimiz teşvik de buraya doğru gitmedi diye düşünüyorum. Hocam, Batı şehirlerindeki sanayicilerle konuştuğumuz zaman onlar da diyor, hazır sizi sormuşken onlar adına da bir sizden bir şey isteyeyim, reçete isteyeyim hatta. Derler ki yani biz şimdi fabrikalarımızın altına dörder tane teker koyup bunları teşvik yüksek olan bölgelere götürme şansımız yok. Peki biz ne yapacağız şimdi diye soruyorlar. Bunlara ne söylersiniz hocam? Örneğin Isparta ikinci bölgede, Burdur üçüncü bölgede. Bu bölgeler hani organizelerde olduğu zaman bir numara atlıyorlar ama yine de doğu bölgelerine baktığınız zaman teşvikte ciddi anlamda geriden geliyorlar. Evet. Yani teşvik konusunda mesela benim burada söyleyebileceğim bir konu. Eğer doğuya götürdüğümüz zaman işletmeyi hakikaten orada daha çok ekonomik olacaksa. Evet. Yani bu ekonomik olması ya maliyeti daha aşağı çekmek şeklinde olur veya kaliteyi yükseltmek şeklinde olur. Tabii doğuya doğru yatırımların gitmesi daha ziyade kalitenin yükselmesine ziyade maliyetin düşmesi, aşağı doğru çekilmesi sonucunu doğuracak. Mesela bu konuda asgari ücret konusunda bölgesel bir ayrımcılığa gitmekte büyük yarar var. Yani eğer asgari ücretin altında çalışma isteyen bir kitle varsa, bir bu konuda arz varsa, orada maliyetler aşağı doğru gidecektir. Ki o bölgelerde yaşam kalitesi yani yüksek ama yaşamak daha kolay çünkü maliyetler o kadar yüksek değil. Yani bir yerde de bu arz talep olayı olarak olaya bakmak lazım. Aksi takdirde olayı sosyal boyutuyla görmek lazım. Sosyal açıdan da teşvik verebilirsiniz. Hatta başlangıçta sosyal açıdan verdiğiniz teşvik uzun vadede ekonomik açıdan çok önemli getiriler sağlayabilir. Ki bunun en önemli örneği eğitim seviyesinin yükseltilmesidir ki biraz önce sözünü ettik. Akıl teri dedik. Akıl teri ile alın teri arasındaki fark, alın teri doğrudan dolayısıyla Allah'ın verdiği kas gücüyle sizi ekonomik değer yaratmaya götürür. Ama akıl teri öyle değil. Akıl terinde bir insanın niteliğinin arttırılması, meslek kazandırılması, elde ettiği o mesleklerle daha farklı işler yapabilme imkanına sahip olması ön plana çıkıyor. Peki hocam, mesela bu batı bölgelerinde bu fabrikalar tabii kapanıp doğuya gidemeyeceğine göre askerlerle çalışıyorlar şimdi sanayiciler. Peki stratejik sektörler gidebilir bunlar için de, çözüm olabilir mi hocam? Demeyelim. Gidebilir bırakın mi? Bırakın doğuyu, Mısır'a bile gidiyorlar artık Türk işletmecileri. Yani o şehirler için bir kayıp aslında o fabrikaların yani oradan gitmesi. 2012'de bizim dışarıda yaptığımız yatırımlar Türk
işletmecilerin yaptığı yatırımlar 2 milyar doları falan buldu. Neden Mısır'a gidiyor bizim işletmemiz? Çünkü Mısır'da daha düşük maliyetle üretim yapabiliyor. Artık bütün Avrupa, Amerika Çin'den için gidiyor. Daha düşük maliyetle üretim yapma imkanına sahip oluyorsunuz. Dünyaya nereden daha kolay ulaşabiliyorsanız aslında oraya gitmeniz lazım değil mi? Tabii burada çok önemli bir konu günümüzde kanaatimce şu. Artık sanayi toplumunda sanayi toplumundaki üretim işlemlerinin çoğunu robotlar yapıyor, makineler yapıyor. Evet. Makineyi robotu nereye götürürseniz götürün umurunda bile olmaz. Aynen. Ya ister Amerika'da koy, ister Hindistan'da koy, ister Çin'de koy. Artık asıl ekonomik değer biraz önce sözünü ettiğimiz o bilgi, ürünün içine koyduğunuz bilgide, o tasarımda, teknolojik gelişmede vesaire, onu da insan yapacak. Onun için artık çok nitelikli insanları kendisine çekebilen toplumlar ön plana çıkıyor ki bu konuda mesela en başarılı ülkede Amerika Birleşik Devletleri her yıl 1 milyona yakın çok nitelikli mühendisi, işletmecisini, hekimini kendi ülkesine çekiyor. Şöyle 25-30 yaşlarında ve bu tabi Amerikan ekonomisine çok önemli katkılar sağlıyor. Ben 2001'de Silikon Vadisi'ne gitmiştim. Burada çalışanların %75'i uzak doğru demişlerdi. Belki şimdi o %71, %81'lere falan çıkmıştır. Mesela Avrupa'da bunun farkına varmaya başladı. Avrupa'da dünyadaki çok nitelikli insanları kendisine çekmeye çalışıyor ama Avrupa'nın eski cazibesi artık kalmadı. Hatta Avrupa'daki çok nitelikli insanların da bazıları Amerika'ya doğru gitmeye başlıyorlar. Bu açıdan belki bizim için de bu çok önemli. Biz de çok nitelikli insanlarımızı kaçırabiliriz. Artık insanın mobilitesi de arttı. Tabii. Artık bu çok nitelikli dediğimiz insanlar çok iyi lisan da biliyorlar. Gittikleri ülkede fazla bir zorluk çekmeyecekler. Ulaşım çok kolaylaştı, iletişim çok kolaylaştı. Mesela artık globalleşen bir sektör olarak futbol sektöründe verebiliriz. Artık futbolcu nerede fazla imkan buluyorsa hemen oraya doğru kaymaya başlıyor. Bugün herhalde Brezilya'nın futbolcusundan elde ettiği ihracat epey önemlidir. Hizmet ihracatı aslında baktığınız zaman değil mi? Yani... Brezilya'nın toplam ihracatında epey önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Hizmet herhalde. Sektöründe öndeler. Bu açıdan belki en önemli teşvik, bunu hep söylüyoruz ama yapmamız zor oluyor, İnsan kalitesinin yükseltilmesi. Hatta şöyle bir belki anayasa hazırlıklarının epey gündemde olduğu dönemde şöyle bir öneride de bulunabiliriz. Anayasamıza bir madde koyalım. Milli gelirin en az %10'u eğitim ayrılsın. Hangi parti gelirse yaz. Tabii sadece %10 da yetmez, niteliğini de önemli ölçüde artırmak lazım. Eğer bizim yeterli hocamız yoksa futbolculara nasıl dışarıdan antrenör getiriyoruz, gençlerimize dışarıdan hocalar getirelim. Orta öğretimi bitiren tüm gençlerimiz İngilizceyi muhakkak öğrensinler artık. Bir yabancı dil olmaktan çıkmış artık İngilizce. Bu arada bir meslekte çok önemli bir altyapı oluşturabilsinler. Ben inanıyorum ki böyle bir durumda bir 20-25 senede büyük bir atılım yapacağız ki bunun en güzel örneği Singapur'dur. 1950'li yılların sonuna kadar çok geri seviyelerde bulunan, az gelişmiş ülkeleri arasında yer alan Singapur, bugün insanların eğitimine verdiği çok önemli katkılarla artık rekabet gücü en yüksek olan ülkeler arasında ilk dördün dışına çıkmıyor. Evet. İkinci, üçüncü, dördüncü oluyor. Ne güzel. Girişimcilik arkasından gelecektir çünkü parlayan bir meslektir. Belki şunu da özellikle vurgulamamız lazım. Artık girişimcilik babadan oğula, kıza, damada geçen bir olay değil, bir meslek haline geldi. Bunu ilk defa belki devlet idaresinde gerçekleştirdik. Artık belirli bir dönemden sonra kralların, padişahların çocukları değil, devlet idaresine bu işi en iyi becerenler gelmeye başladı. Yani günümüzde seçimle geliyor. Mesela girişimci ruhtaki yapıların da yönetmesi mesela lazım. Yöneticilik de aynı şekilde işletme yöneticiliği sanayi toplumunda meslek haline geldi. Yani işletmeler büyüdükçe, işletmenin yönetimi zorlaştıkça artık bu işi babadan oğula, damada getirmek değil, bu işi en iyi bilenler devreye girmeye başladı. Bilgi toplumunda da kanaatimce en önemli konu girişimcilik meslekleşiyor. Ve şunu da muhakkak herhalde ifade etmemizde yararı var. Artık girişimcilik sadece bilançodaki karla ölçülen bir olay da değil.
sadece milli gelirin artışı olayı da değil. Artık olayı çok daha uzun perspektifte, mesela sürdürülebilirlik açısından, çevre kirlenmesi açısından. Yani biz eğer gelecek nesillerimizin yaşam kalitesini çok düşürmek pahasına bugün çok zenginleşiyorsak, bu artık kabul edilebilir olay olmaktan çıkıyor ve bu konuda da tüm dünya aşağı yukarı bir konsensusa doğru gidiyor. Yani artık girişimcilerimiz sadece bilançoda karını arttıran kişiler olarak değil, yaptıkları işin sürdürülebilirliğini kamusal bir görev olarak çevre kirlenmesi, efendim, enerji kullanımından su kullanımına kadar ne bileyim artık birçok olayı kapsayacak şekilde meselelere bakmak yükümlülüğüyle hocam, karşı karşıya kalıyor. Laf lafı açıyor. O kadar da çok şey öğreniyorum ki sizin böyle sizi dinledikçe ben bilmediğim bir sürü şey olduğunu gördüm. Ama kısa bir reklam arası vereceğiz. Biz reklamlardan sonra Profesör Doktor Tamer Müftüoğlu'ndan girişimcilik konusunda ipuçlarını almaya devam edeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın efendim. Evet, biz Profesör Doktor Tamer Müftüoğlu'yla KOBİ'lerde girişimciliği konuşmaya devam ediyoruz. Biz reklam arasında ıhlamurlarımızı söyledik. Hava soğuk değil mi hocam? En güzel içecek ıhlamur. Şimdi ne dedik? Sürdürülebilirlik KOBİ'lerde çok önemli. Türk Ekonomi hepsinde Bankası... Hepsinde önemli. Hepsinde önemli aslında. Evet. Hayatta her alanda sürdürülebilirlik önemli ama girişimin yeni yatırımı getirmesi, ömrünün 15 yıldan bir KOBİ'nin 30-40-50 yıllara çıkması, bu konuda Türk Ekonomi Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sayın Turgut Poz'un da bir tespiti var. Sürdürülebilirliğinin bu anındaki önemini söylüyor. Yeni yatırımları böyle teşvik edeceğini ve üretimin artacağını vurguluyor. Bu çok önemli. Az önce bundan bahsettiniz. Bir de kurumsallaşma. Evet. Kurumsallaşmada da girişimci yöneticilik diye bir kavram var. Yine Turgut Poz'un bugün çok kulağını çınlattık. Yöneticilerin dışarıdan olması gerekmiyor değil mi hocam, profesyonel yöneticilerin? Aile içinden de biz girişimci yönetici oluşturamaz mıyız? Şimdi tabii burada bilgi toplumunda girişimciliğe yaklaşım tarzı veya bilgi toplumunun ortaya çıkardığı bir takım yeni ihtiyaçlardan kaynaklanarak girişimciliğin bir meslek haline geldiğini söylemiştik. Literatürde entrepreneurship denen, bizim de iç girişimci veya kurum içi girişimci diye tercüme ettiğimiz bir kavram var. Yani işletmelerde artık yöneticileri girişimci olarak görmek istiyorlar. Yani belirli bir ücret alan değil, yarattığı katma değerden pay alan birisi. Artık biz kişi bazında bile bilanço yapmak, yıllık değil günlük bile bilanço yapmak imkanına sahibiz günümüzde, teknolojinin bize verdiği imkanlarla. Yani artık iç girişimci, entrepreneurship dediğimiz kişi yarattığı katma değere göre nemalanacak. Yarattığı katma değeri mesela %10'unu alacak. O sahiplenmeyi beraberinde getiriyor aslında. Sahiplenmeyi beraberinde getiriyor. Çok önemli çünkü kurumsallaşmayla sahiplenmeyi birbirinden ayırmamız çok tehlikeli. Çok önemli. Çünkü en ileri seviyede kurumsallaşan işletmeler hangisidir diye sorduğumuz zaman genellikle aklımıza gelmedi ama devlet işletmeleridir. Değil mi? En ileri seviyede kurumsallaşmış olan işletmeler. Yani orada kurallara göre yönetim yapılır. A, B, C'nin gelmesi önemli değildir. O kuralların yürümesi önemlidir. Fakat en başarısız işletmeler de hangisidir dediğim zaman ne dersiniz? Bilmem. Yine devlet işletmeleridir. Demek ki en ileri seviyede kurumsallaşma işletmeyi ekonomik açıdan başarıya götürmüyor, başarısızlığa götürüyor. Neden? Buradaki eksiklik ne? Sahiplenme olayı. O rahatlık bence sahiplenmeyi de götürüyor. Sahiplenmeyi öyle veya böyle kaybetmesin, muhakkak sağlamamız lazım. Tabii. Yani bir insanın sadece günlük mesaisi olarak görmemesi lazım girişimcilik mesleğini. Gece yatarken de,
Sabah kalkarken de, gece rüyasında da. Yarın ne katma değer yaratabilirim? Hep işletmesini düşünmesi lazım. Peki hocam, ailelerde, mesela aile şirketlerine bakıyoruz. Ailenin en büyüğünün genel müdür olması gibi bir kural aslında yok. Siz bu arada aileyi analiz ediyorsunuz, hani KOBİ'lere danışmanlık yaparken. Şunu söylüyorsunuz değil mi hocam? Yani sizin şu çocuğunuz yönetici profiline daha uygun, daha doğrusu girişimci yönetici profiline daha uygun. Bu da aslında bir çözüm olabilir şirketler için. Evet, işte burada işte babanın diyelim çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü başarısız bir kişiyi siz işin başına getirirseniz vereceği zarar, harcayabildiği kadar para harcasa vereceği zarardan daha fazladır. Yani hassas insan günde bu. En fazla 100 bin lira harcar diyelim. Fakat başarısız birisini siz bir kuruluşun başına getirin, işletmeni batırır işletmeyi. 100 bin lira değil, 100 milyon lira zarar getirir. Dolayısıyla gelecek olan kişi tabii fevkalade önemli. Veya ikinci, üçüncü nesil derken olaya yönetici olarak değil de denetleyici olarak bakma. Hedeflerin konulması ve hedeflerin denetimi ön plana çıkıyor. Profesyonellere mümkün olduğu kadar olayı yürütmeleri için imkan sağlama, ama denetimi de, yani o sahiplenme dediğimiz olayı da hiçbir zaman gözden ırak tutmama. Peki siz KOBİ akademilerinde TEB'le beraber KOBİ'lere dersler veriyorsunuz, evet, aslında. Onlara hayat tecrübelerinizi ve bir anlamda kılavuzluk yapıyorsunuz. Orada onlara baktığınızda gördüğünüz en büyük eksiklik ne hocam? Yani en çok hangi konularda sizden destek istiyorlar, soru soruyorlar ya da bilgi almak istiyorlar? Mesela pazarlama konusu günümüzde fevkalade önemli bir konu. Artık öyle bir döneme geldi ki, yine bu bilgi toplumu ile birlikte ortaya çıkan bir gerçek. İnsanlık tarihinde ilk defa tüketebildiğinden daha çok üretim ortaya çıkmaya başladı. Bir yerde bunu şöyle ifade, edildiğini gördüm ve çok hoşuma gitmişti. Arz Niagara şelalesi talep musluk olunca. Eskiden talep Niagara şelalesiydi, arz musluktu. Ne öresen satılıyordu. Mesela 1960-70'li yıllarda Türk otomobil sanayinin rahatlığı. Üretmeden önce satıyorsunuz. Üreteceğiniz arabanın demiri, divriğinden maden olarak çıkmadan siz ürününüzü satıyorsunuz. Müşteri rengini bile tercih etmek durumunda değil. Ama şimdi yüzlerce farklı otomobil karşınıza çıkıyor. İşte bir alışveriş merkezine gidiyorsunuz, yumurta alacaksınız, yüzlerce yumurta markasıyla karşı karşıyasınız. Bu durumda ürününüzü satmak çok önemli bir konu haline geldi. Yani günümüzde işte girişimcilikte bu olayın pazarlama boyutu. Mesela inovasyonda bir teknokratlık boyutu vardır. İcat etme, bir yeniliği ortaya çıkarma. Fakat bunu ekonomik değere dönüştürebilmeniz için muhakkak satmanız lazım. Yoksa bütün emeğiniz, alın terinizde, akıl terinizde boşa gider. Ki bunun da çok örnekleri vardır. Biz sadece çok iyi örnekleri görüyoruz. Yani yüz binlerce lira harcama yapılarak, yıllarca akıl teri dökerek ortaya çıkarılan bazı icatlar hiçbir işe yaramayabilir. Yani inovasyonun çok önemli bir özelliği, aynı zamanda bir takım insanlar ceplerindeki paraya kıyarak serbest iradeleriyle o paralarını verip senin ürettiğin o yeniliği satın alacak. İşte burada olayın pazarlama tarafı çok büyük bir önem kazanıyor. Pazarlama konusunda bir çıkmazda mı KOBİ'ler, yoksa hani bu işi tam manasıyla yapamıyorlar mı? Bir eksikleri var mı bu konuda? Bizim ülkemizde olduğu gibi diğer ülkelerde de biraz önce ifade ettiğim gibi üretim ön plandaydı, üretmek ön plandaydı. Bizde özellikle ithal ikamesi politikasının da bir sonucu olarak bu üretmenin ön planda olması diğer ülkelere göre, özellikle Avrupa ülkelerine göre çok sonradan ortaya çıktı. Yıllarca ithalat yasaklandı. Evet. İthalat yasaklanınca arz tabii çok düşük oluyor ve ortaya çıkan üründe tüketicinin gerek fiyat olarak gerek kalite olarak fazla bir seçeneği yok. Dolayısıyla bulduğu ürünü satın almaya durumunda kalıyor. Bu da tabii üreticiyi üretmeye zorluyor. Daha çok üretmek. Evet. Halbuki dışa açıldığınız zaman şunu gördük ki daha çok üretmek fazla işe yaramıyor. Tam tersine sizin başarısızlığınızın nedeni haline gelebiliyor.
Bir de çok üretmek yerine bir de katma değeri yüksek ürünler üretmek biraz ön plana artık geçti sanki. Biraz değil. Biraz değil değil mi hocam? Çok öne geçti. Çok ön plana çıktı. Artık efendim bizim ürettiğimiz pantolon, gömlek eğer bizim işçimizden 10 kat daha az alan bir ülke tarafından üretiliyorsa bizim onu üretmemize gerek yok artık. Evet. Yani bu aslında bizim için olumlu bir sinyali ifade ediyor. Artık sen diyor ikinci lig takımı değilsin diyor. Birinci lig takımısın, ona göre oyna daha diyor. Yüksek şeyler üretsin. Evet. Artık Avrupa Ligi'ne doğru gidiyorsun diyor. Ona göre oyna diyor. Biraz emek yoğundan sermaye yoğun bir üretime doğru geçişin belki de bir sancıları yaşanıyor bugün. Artık tam tersine diyeceğim ben. Öyle mi? Daha emek yoğun olmaya başladı ama emek yoğun derken artık kas gücünün emekliği değil, beyin gücünün emekliği. O da emek çünkü. Ama yani sayı olarak daha az oluyor hocam artık. Yani fabrikalarda çalışan işçiler yerine artık robotları görmeye başlıyoruz. İşte artık robot üretmek de kolaylaştı. Biz Türkiye'de robot üretiyoruz biliyorsunuz. Ama yeni yeni robotlar ortaya çıkarabilmek, yeni tasarımlar yapabilmek bu çok büyük bir önem kazanıyor. Pazarlama konusunda ufkunu açmamız lazım işletmelerimizin. Buna çok ihtiyaçları var. Özellikle tabii buna bir de sadece yurt içi pazarlama değil de yurt dışında kattığınız zaman adı ihracat hocam, oluyor. Afrika'nın en ücra köşelerini bile artık yatırım üreticilerimiz, ihracatçılarımız artık daha çok gitmemiz lazım. Yeni pazarlar aslında bulmak daha gerekiyor. Çok gitmemiz lazım. Dünyayı dolaşmak. Ben konuşmalarımı da hep örnek veriyorum. Mesela Hollanda dediğimiz ülke bizim Konya'dan daha küçüktür. Ve topraklarının dörtte biri denizden doldurmadır. Evet. Bu küçücük ülkenin ki sanayi toplumudur. Evet. Sanayi ülkesidir. Bir tarım ülkesi değildir. Fakat sadece tarım ve hayvancılık ürünleri ihracatı 51 milyar dolardır. Of, bizim of. 12 milyar dolar. Demek ki bizim daha çok gitmemiz lazım Afrika'ya, Güney Amerika'ya, Avrupa'ya, Uzak Doğu'ya. Şimdi bir pazar geliyor. 1,5 milyara yakın nüfusuyla Çin geliyor. Her yıl %10 milli gelir artıyor. Her yıl 30-40 milyon insan zenginleşiyor, orta sınıfa geçiyor. Ne demek 30-40 milyon her gün, her yıl artan bir taleple karşı karşıyayız? O zaman bizim Çin'i çok iyi bilmemiz lazım. Dünyayı iyi okumamız lazım o zaman bizim. Çin'de yeni parti başkanı değişti. Ben şahsen ismini bilmiyorum. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ne kadar ilgisiziz görüyor musunuz? Evet. Şimdi bizim gözümüzde oralarda olması lazım. Bir Hindistan geliyor mesela. Sanki oraları iyi okuyup söylediğiniz gibi onların neyi talep edeceğini iyi önceden planlayıp bizim 16 taneki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki şehirlerimizi de sanki Çin'e bir alternatifmiş gibi buradan belki oraya üretim bu yapıp gönderebiliriz. Bu mesela çok güzel oluyor. Son zamanlarda mesela uçakları dolduruyoruz insanlarımızı, götürüyoruz Çin'e, götürüyoruz Afrika'ya, götürüyoruz başka bir ülkeye. Alın gezmeyin, okuyun biraz oraları. Ne kadar bunlar çok önemli konular. Yani sadece bu elde ettikleri bilgi olayı değil, bir de cesaret, özgüven olayına aşılıyor. Motivasyon çok önemli. Motivasyon çok önemli. Kendine güven çok önemli. Biraz önce ifade ettiğim gibi bizim iş adamlarımızın çoğu yüksek okul mezunu değil. Dolayısıyla bir özgüvensizlik de var. Lisan bilmediği için korkuyor gitmekten mesela. Halbuki gittiği zaman görüyor ki lisan bilmeden de bu iş oluyor. Peki gelecekte nasıl şekillenecek hocam bu? Nasıl olacak bu girişimcilik? Nasıl göreceğiz mesela? Bir 2023 hedefliyoruz ya. Evet. 2023 hedeflerini koyuyoruz. 2023'te nasıl bir girişimci profili çıkacak ortaya? Yani artık kendi işini yapan insanların sayısı hızla artacak. Bu gerek doğrudan doğruya kendi işini yapma şeklinde olsun veya biraz önce ifade ettiğimiz iç girişimci, entrepreneurship şeklinde olsun. Girişimcilik mesleğini ben hızla artacağını düşünüyorum. Ve bu çok güzel bir gelişme olarak bunu düşünüyorum ben. Çünkü hem bu olay kişiyi mutlu edecektir, hem de yarattığı ekonomik değer artıracaktır. Ben çocuklara hep şu örneği veririm. Mesela bir şoför belediye otobüsünü kullanıyor. Saat 9-5 mesaisi var. 9'da yarı uykulu geliyor. Gelen otobüste binenlerin belki günaydınlarına bile cevap vermiyor. Ne zaman 12 olacak diye, 12 olacak diye bakıyor. Saat 12'de gidiyor işte bir sandviç alıyor. Arkadaşlarıyla yarım saat okey oynuyor. Saat 1'de geliyor. Sonra ne zaman 5 olacak diye bakıyor. Saat 5 olunca da otobüsün kapısını vuruyor, gidiyor. Şimdi kendi otobüsü olsa ne yapar? Ya 9'da gidilir mi? 8'de başlayayım işe. Bir saat. Bizim kız evlenecek. Yani iyi bir yerde bir düğün yapalım diye düşünecek. Müşteri geldiği zaman günaydın diyecek.
Öğle tatilinde hanımın evde hazırladığı sandviçi otobüsün içinde yiyecek. Saat 5'te ya da hava bile kararmadı diyecek. Bizim çocuğu yüksek lisans için İngiltere'ye yollayacağız, biraz paraya ihtiyacımız var diyecek. Saat 7'de 8'de arabasını park ettiği zaman kapıyı vurmayacak. Şöyle kapıyı hafifçe kapatacak. Acaba çamur falan var mı tekerlerde, varsa onları silecek. Ve de en güzeli 30-40 metre ilerledikten sonra şöyle dönüp bakacak, bu araba benim arabam diyecek. İşte. Bu büyük bir mutluluk. Tabii. Ve ben buna doğru gittiğine inanıyorum artık. Yani artık başkaları için çalışan insanlar değil, kendi için çalışan insanlar. Fakat kendi için çalışan insanlar, başkalarının hakkını yiyerek kendi için çalışan insanlar değil, ekonomik değer yaratarak. Başka, şimdi yarattığı ekonomik değerleri başkaları kullanacak. Tabii. Ne kadar çok ekonomik değer yaratılırsa o kadar ucuzlayacak. Zaten dünya ona doğru gidiyor artık, değil mi? Televizyondu, arabaydı, buzdolabıydı, bunlar sıradan ürünler haline geldi. Artık herhalde gelecek dönemlerde Norveç efendim fiyortlarına dolaşmak da sıradan olay haline gelecek. Fakat bu arada tabii olayı sadece ekonomik boyutta görmememiz lazım. Son zamanlarda literatürde çok hoşuma gidiyor. Refah maksimizasyonu değil de mutluluk maksimizasyonu kavramı. O ne hocam? Telaffuz etmeye başlanıldı. Mutluluk maksimizasyonu. Evet. Yani mutluluk sadece ekonomik zenginlikle olmaz. Bu konuda beni çok etkileyen bir haber. 6-7 ay önce bir yerde okudum. İsveç'te hamilelik izni 4,5 yıla çıkarılmış. 2,5 yılda babalara veriliyormuş. Bu bittikten sonra da 2 yıl anne veya babaya ilave izin veriliyormuş. Bunu genellikle anne kullanıyormuş. 6,5 yıl oluyor annenin hamilelik izni. Ben bunu konuşmalarımda anlattığım zaman hep şu şekilde değerlendiriliyor. Nüfus çok azaldığı için nüfus artışını özendirmek için. Tam tersi diye ben düşünüyorum. 6,5 sene anne sevgisiyle yetişen bir çocuk, baba güvencesiyle yetişen bir çocuk uyuşturuculuğa mesela kapılmıyor kolay kolay. Veya insanlar ilişkisi daha bir rahat oluyor. Daha bir toleranslı oluyor. Daha bir hoşgörülü oluyor. Ve insanlar artık burada mutluluğu aramaya başlıyorlar. Yani daha çok zenginlik, ama nasıl zenginlik? Meksika'da olduğu gibi oturduğun sitenin etrafını 2 metrelik duvarlarla çevirerek elde ettiğin bir zenginlik değil. Herkese selamlaştığın, herkesin birbirine güler yüzle baktığı, bir mutluluğa doğru gitmesi açısından, işte biraz önce sözünü ettiğimiz girişimci artık günümüzde sadece bilanço kârını artıran değil, sürdürülebilirlik, işte Turgut Bey'in de üzerinde özellikle durduğu gibi sürdürülebilirlik konusu. Bu sadece bizim neslimizin işletmesi olmayacak. Bizim torunlarımızın, onların da torunlarının işletmesi olarak ama hep yükselen trendde devam edecek. Artık ben bilançoma maliyet olarak girmeyen ama insanlık için büyük bir maliyet olan hava ve su kirlenmesi gibi konuları gerçekleştirmeyeceğim, çevreye çok önem vereceğim. Artık girişimcilik buna doğru. Yanında Türkiye'nin aslında ön sıralarda koşabilmek için yapması gerekenleri de söylüyorsunuz. Onu da aslında bir anlamda ifade etmeye çalışıyorsunuz gibi geldi bana. Yani artık böyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 3000-4000 yıllık bir tarım toplumunda, 5000'lik tarım toplumunda böyle tehlikeler yoktu. Sanayileşme topu topu zaten 250 yıllık bir olay. O ilk 150 yıllık dönemindeki coşkuyla da bu düşünülmedi. Çünkü ilk 150 yıllık döneminde artık biz tabiata hakim olacağız coşkusuyla her şey mübahdi adeta. Yani bacalardan dumanların savrulması gelişmenin ve mutluluğun göstergesi gibi algılanıyordu. Ama bunu insanlık fark etti artık. Bu böyle giderse sonumuz felaket. Nitekim Fransızların bir çocuk hikayesi vardır, 29. gün diye. Çok güzel bir hikayedir. 30 günde bir göl tamamen nilüferlerle doluyor. Birinci gün bir nilüfer var, sonra geometrik diziyle nilüferler artıyor. Soru şu, gölün yarısı ne zaman ayın kaçında nilüferlerle dolar? 29'unda yarısı doluyor. Ama bir gün sonra tüm göl nilüferlerle doluyor. Tabii. İşte çevre kirlenmesi de böyle bir şey. Marmara Denizi'ni kirletelim ne olacak ya, kocaman deniz. Fakat bir gün geliyor, o son damla kirlilik balık nesli diye bir şey bırakmıyor.
Dolayısıyla bunun farkına varan insanlık açısından tabii girişimciliğin en önemli görevlerinden birisi de hemen kara tahtaya, artık günümüzde beyaz tahtaya yazılıyor. Sadece bilanço kârı değil. Günümüzde tabii bu çevre bilançosu, çevre muhasebesi falan da üzerinde çalışılan konular işletmecilikte ama henüz uygulamaya geçmiş olaylar değil. Onlar da muhakkak uygulamaya geçecek. Şimdi hocam siz tabii bu bilgi ve tecrübelerinizi, birikimlerinizi bir anlamda hani bu bilgi ve birikimin, tecrübenin akıl terine dönüşmesi için KOBİ'lere aktarıyorsunuz. Yine Türk Ekonomi Bankası ile beraber KOBİ'lere hocalık yapmaya devam ediyorsunuz. Üniversitede de hocalık yapmaya devam ediyorsunuz. Ben doyamadım size. İnşallah en kısa zamanda tekrar sizi bekliyoruz. Yani biz koşa koşa Ankara'ya geliriz hocam. Siz hiç İstanbul'a gelmeyin. Ama biz kesinlikle bu bilgileri İstanbul alalım. İstanbul gibi bir şehrimizden yoksun bırakmayın bizi de. Biz İstanbul'dan yayın yaparız hocam. Ağzınıza sağlık. Enerjiniz bol olsun. Anadolu'da herhalde yeni seferler var. Yeni şehirler var. Bu şehirlerde biz de sizi takip etmeye devam edeceğiz. Sizi görmek de bizi Profesör Doktor Tamer Müftüoğlu, TEPKOBİ danışmanı, aynı zamanda Başkent Üniversitesi'nde de hocalık yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Bir çıkış yolunun daha sonuna geldik. Ben kendi adıma çok şey öğrendim. İnşallah bu öğrendiklerimizi bütün KOBİ'lere de Bloomberg aracılığıyla yaymış oluruz. Ve girişimci yöneticiler için de hadi diyoruz, çalışalım, kazanalım, üretelim, aş ve iş için diyoruz. Ve yeni bir çıkış yolunda buluşmak üzere. Hoşçakalın efendim.